Herkese selamlar, bugün sizlere uzun zamandır paylaşacağımı söylediğim Aydan'ın doğum gününde yayını alacağımı söyledim içerikle alakalı yapmış olduğum hazırlığın tamamlandığını bildirmek istiyorum. Şimdi bu içeriği aslında dış optimizasyon tarafında sürekli olarak soru ve talep aldığımdan dolayı oluşturma ihtiyacı hissettim. İçerikte aslında dış optimizasyonda ihtiyacı olan her şeyi cevapladım. Aslında bundan sonraki süreçte nasıl hareket etmeniz gerektiği, nerelerden bağlantı alabilirsiniz. Dış optimizasyon sadece bağlantılardan ibaret mi? Bu soruların cevabını bulacaksınız bu içerikte. Ben ne yapıyorum? Hangi dış optimizasyon stratejilerini kullanıyorum? Burada oluşturmuş olduğum strateji nedir? Neden bunu yapıyorum? Bunları cevaplamak istiyorum. Bir gün Ayhan sürekli SEO'nun backlink'ten ibaret olmadığını söylüyorsun. Evet ama insanlar senden bir şey duymak istiyor. Peki kardeşim bu dış optimizasyon denildiğinde aklımıza ne gelmeli? Nasıl bakmalıyız bu olaya? Bunu düşünürken hadi kendin için bir strateji geliştir bakalım dedim. Sen ve senin gibi insanlar nerede vakit geçirir? Ya da SEO'yu öğrenmek isteyen insanlar Türkiye'de, dünyada nerede vakit geçirir? Bu kaynakları biliyor musun? E sen nerede vakit geçiriyorsun? Secde vakit geçiriyorsun. Yani Search Engine Journal kaynağında vakit geçiriyorsun. Ve bunun gibi platformlarda vakit geçiriyorsun. Okey. Bu platformda AdSense var mı? Var. O zaman Türkiye'den bu siteye giren kişilerin karşısına bu sitede Ayhan Karaman'ın reklamını çıkarsan nasıl olurdu? Muhteşem. Peki insanlar name server'ını nereden sorguluyor? Hani site aldınız, hostingi satın aldınız domain hosting'e bağladınız. Name server'ınız oturdu mu oturmadı mı? Bunu merak ediyorsunuz. Ya, DNS Checker burada AdSense var mı? Var. VMA aracı burada var mı? Var. Reon.net Var. Analiz.reon.net'te var. AdSense. Peki Web Tekno. Web Tekno'da SEO ile alakalı bir içerik var mı? Var. Burada AdSense reklamı var mı? Var. O zaman Ayhan sen bunları bir liste haline getir. Ve burada Ayhan Karaman'ın reklamını yayınla. İşte Sej platformunda Türkiye'den herhangi bir kişi Sej'de vakit geçirirken Ayhan Karaman'ın birebir online SEO eğitiminin reklamını görüyor. Şimdi burada ama stratejik olarak evet satış yapmak ama başka bir model. SEO denildiğinde, SEO eğitimi denildiğinde Ayhan Karaman'ı ilk akla getiren marka yapmak. Ben hep onu söylüyorum zaten uzun süredir de son bir yıldır da sürekli telaffuz ettiğim bir şey var. SEO kelimesinde ilk sırada olmak umurumda bile değil. SEO denildiğinde, SEO eğitimi denildiğinde akla ilk gelen marka olabiliyor muyum? Ki bunu takip ettiğim tool'lar var. Şu an gayet sağlıklı bir şekilde ilerliyoruz. E bunu yapmak için bazı stratejiler, modeller geliştirmeliyim. E gidiyorum DNS Checker'a. Şu an SEMrush'ı görüyorsunuz. Ve, ve aracına gidiyorum. Farklı bir kaynağı görüyorsunuz. Ben burada rotasyonlu olarak yerimi alıyorum. İşte gidiyorum Web Tekno'ya. Google'da üst sıralara çıkmanı sağlayan Search Engine Optimization. Yani SEO nedir? Adım adım eksiz kılavuz yayınlamış bir yazarımız burada. E ben bu içeriğin içerisinde yer alabilir miyim? Sağda AdSense reklamları var. E alabilirim. O zaman Ayhan bunları bir liste haline getir ve Google AdWords'teki o görüntü reklamcının içerisindeki yerleşim bölümüne ekle. Hadi gelin bakalım. Ben Google Ads'ı açıyorum. Ads panelime. Buradan açıldıktan sonra da yukarıda yer alan Ayhan Karaman account'una hesabını seçip aslında Ads hesabında görüntü reklamcının içerisinden yerleşimler nasıl ekleniyor bunu göstereceğim. Hemen şöyle yapalım. Biraz geç açıldı. Tekrardan oturum açalım burada. Hemen şirketimizin ekantına giriş yapıyoruz. MCC hesabına. Neden bu yöntem? Niye burayı kullanıyorsun Ayhan?" dediğinizi duyar gibiyim. Hani SEO ile buranın ne alakası var? Aslında direct trafiği artırdığından dolayı ve marka aramalarını artırdığından dolayı gelen ziyaretçiler iyi bir davranış sergilediğinde SEO'ya direkt olarak katkı sağlıyor. Bunu biliyorum ve tecrübe edindim. Şimdi ben burada kampanyalarıma tıklıyorum. Görüntülü reklam ağı kampanyalarım var benim. Ona tıklıyorum. Onun içerisinde SEO eğitimi GDN belirli listeler var. Bu benim yerleşim reklamım. Görüntüleri de göstermek istiyorum size. Bakın burada çeşitli boyutlarda görseller var. Hatta şöyle tüm zamanlar yapalım. Bakın İlk görselim toplam 60 bin gösterim almış. Toplamda 63 tıklama getirmiş. Yani ben tıklama başı maliyetlendirme yaptığım için beni tedirgin etmiyor açık konuşmak gerekirse. 60 bin kişinin karşısına çıkmış bu gönderim. Peki hangi kaynaklarda? Sol tarafta içerik var ve yerleşimler var. Ben o yerleşimlere tıkladığımda şu kalem simgesini tıklayarak o yerleşimdeki sitelerin üzerine site ekleyebiliyorum. BM aracı, Reon, Hürriyet, Search Engine Journal, Dijilopedi kariyer.net hatta şöyle bir şey göstereyim. Kariyer.net SEO diyelim. Arama motoru optimizasyonu iş ilanlarının içerisinde şu bölümlerde AdSense reklamları var. Ben burada yerimi alabilirim. Yani hedef kitlem neredeyse ben aktif olarak oralarda yer alabiliyorum. Yeter mi? Tabii ki yetmez. Sol tarafta yine görüntülü reklam ağı kampanyalarımın içerisinde YouTube'u da hedefleyebiliyorum. Hemen burada YouTube yerleşim seçeneğine tıklıyorum. Kanalları ve videoları ayrı ayrı hedeflemişim. Bakalım videolara. Tekrardan geliyorum. Sol tarafta içerik ve yerleşim bölümüne. Bakın bu videoların hepsini izleyen kişilerin karşısına çıkmak istediğimi söylüyorum Google'a. Her YouTube videosuna değil, stratejik olarak hedef kitlemin izlediği videolarda olmak istiyorum. Bunu geçtim. Bu bir modelde. Bir başka modelim daha var aslında. Yeniden pazarlama. İnsanlar benim web sayfamı ziyaret ettikten sonra terk ettiklerinde nereye giderse gitsin hem Google'ın network'ünden hem Meta Business Suite'in network'ünden hedefleme yapıyorum. Yani Instagram'da, Facebook'ta, herhangi bir haber sitesinde internet hızı sorgularken bile Ayhan Karaman'ın SEO eğitimini gösterebiliyorum. Bu aslında ben bu adamın sitesinde vakit geçiriyorum, içerik okuyorum. Bu adam nereye gidersem gidin benim karşıma geliyor düşüncesini onlarda bırakmak. O izi bırakmak için yapmış olduğum bir strateji. Zaten trend yol hepsi burada. işte farklı büyük markalar yıllardır bunu yapmıyor mu? Ben de aslında bu kurguyla yola çıkmıştım. Kızlar Soruyor platformu var. Bir gün fark ettim oradan bir bağlantı gelmiş benim sisteme. Haşref ve Semraş araçlarıyla sorgularken. İnternetten para kazanmak istiyorum. Ayhan Karaman'ın eğitimini alabilirsiniz ve bu yola bir başlangıç yapabilirsiniz diye bir geri bildirim var. Orada da benim web sayfama bir bağlantı verilmiş. Ben gittim. Kızlar soruyor da SEO ile alakalı soruları buldum. İşte içerik oluştururken dikkat etmemiz gereken SEO kuralları nedir? Ayhan Karaman markasını oluşturdum burada. Kullanıcısını. Ve kapsamlı bir şekilde burada soruları yanıtlamaya başladım. Ne yapıyor bu? Ayhan Karaman'ın aranma hacmini artırıyor. Ayhankaraman.com'a direct trafik getiriyor. İlla bağlantı olmak zorunda değil. Yani şunu söylüyorum yine. Dış optimizasyon denildiğinde aklınıza sadece bağlantı gelmemeli. O yüzden bugünden sonra dış optimizasyon denildiğinde aklınıza dışarıdan gelebilecek, nitelikli trafik getirebilecek bütün kanalların stratejik olarak kullanılması olmalı. E ben kaynak makinesi satıyorum hocam. Sen çok kolay bir şekilde bunu telaffuz ediyorsun kendi kaynağınla alakalı ama hadi kaynak makinesi satan için bir bekleyin kaynağı bul bakalım. Hadi tatil satan için, villa satan için bir bağlantı kaynağı bul bakalım dediğinizde duyar gibiyim. Bazı sektörlerde, sektörleri tahmin edemeyebilirim ama bu iki tanesi üzerinden de örnek verebilirim. Hadi şunu yazalım. En iyi kaynak makineleri yazalım Google'a. Kim var? Neoldu.com var iyioneri.com var. Peki TV var. MyNet var. En iyi blog var. Buldum Z var. Şimdi ben bunların arasında ne oldu .com'a geldim. Yine AdSense reklamları karşımda. Peki o kaynak makinesini satan firma olarak bu AdSense reklamlarını kullanıp bu içeriğin içerisinde yer alsam bana faydası olur mu? Bu bir. iki. Peki gitsem şuradan bir bağlantı alsam N11 yerine kendi isteme yönlenmesini sağlasam fayda sağlar mı? Sağlar. Bakmam gereken şey şu. Backlink alabilir miyim? Yönlendirme bağlantısı 2. Vermiyorsa AdSense reklamı varsa ben burada yerimi alabilir miyim? MyNet'te AdSense var. Bu kaynakta AdSense var. Hemen geliyorum. Bu kaynakta AdSense var. Bu kaynakta AdSense yok. Bu kaynakta AdSense var. Ben yerleşim olarak buralarda yer alabilirim markamı insanların aklında güzel bir şekilde konumlandırabilirim. Hadi başka bir örnek verelim. Bu da hazırlıksızım. İşte en iyi tatil otelleri hangileri diye bir soru sordum. kalınır.com? Hemen ilk bakacağım şey AdSense reklamı var mı? Hop yakaladık. AdSense reklamı var. Ama şunu da yapabilirim. Sadece yerleşim olarak bakmıyorum olaya. Buradan bağlantı alabilir miyim? İlk önce iletişim kurarım. Bağlantı alamazsam yerleşim reklamını tercih ederim. Bağlantı aldıktan sonra yine yerleşim reklamlarını da tercih edebilirim. Aslında süreç tamamen yaratıcılıkla alakalı. Şimdi bundan sonra dış optimizasyon konusunda olaya bakış açımızı bu şekilde değiştiriyor muyuz? Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim. Kendinize iyi bakın.